Arkadaşlar merhaba ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonların 3. videosundayız arkadaşlarım. Kullandığımız kaynak Barış Yayınları video ders kitabı olacak sevgili arkadaşlarım. Ve sana hemen kaldığımız yeri de ben söylemek istiyorum. Artık kümeleri falan bitirdik buraları. Geç hocam geç 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 geç. Neredeyiz? Bölüm 6 fonksiyonlar. Ve fonksiyon türlerinde kaldık arkadaşlar 238. sayfada. Ben bugün nereye kadar getireceğim seni burada hemen onu söyleyeyim. E, hocam parçalı fonksiyona yaslanacağız bugün. 242. sayfaya kadar geleceğiz bu videoda. Diğer videomuz yani fonksiyonlar 4 videosunda da parçalı fonksiyon, mutlak değer fonksiyonu, artan ve azalan fonksiyon e, olmak üzere bileşke fonksiyonu da bitireceğiz. Ve ters fonksiyona kadar geleceğiz dördüncü video itibariyle. Yani bayağı bir konu işleyeceğiz bugün. Aklında bulunsun. Kitabın yoksa benim sana videoda söylediklerimi, anlattıklarımı ve soruları bir kağıda temiz bir kağıda not alabilirsin. Ee, kitap almak istiyorsan açıklama kısmında e, linkleri inceleyebilirsin tabii ki. Evet gençler eğer hazırsak artık geçelim derse. Şöyle ilk e, kısma bir bakalım. Üçüncü video diye dünden not almıştık. Bir fonksiyonun tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü diğer elemanların görüntülerinden farklıysa biz o fonksiyona birebir fonksiyon diyeceğiz. Adı üstünde birebir. Yani herkes farklı bire gidecek abi. Bir A'dan B'ye tanımlı F fonksiyonu verildiğinde A'dan seçilen bir küçük A elemanı ve yine A'dan seçilen bir küçük B elemanı için A B'den farklı ise F A da F B'den farklı şartı sağlanıyorsa F fonksiyonuna birebir fonksiyon denir. Abi bunun tanımını farklı bir biçimde daha görmüş olabilirsin. Yani hani şu birebir fonksiyonun şartı buna eyvallah diyeceğiz. Ama hani ben tutup şöyle bir şeyler yapabilirim. Sonuçta şu ise bağlacı bir yerden de tanıdık geliyor bize. Yani hani ben şuraya P desem, şuraya Q desem, bu P ise Q bileşik önermesidir, değil mi? Koşullu önerme. Peki bunun dengi neydi arkadaşlar? Karşıt tersiydi. Yani Q değil ise P değildi. Şimdi P ise Q buysa Q değil nedir? Bak şunun değili nedir? FA FA eşittir FB ise A da B'ye eşittir demek istiyoruz. Yani yani şimdi burada şunu gördün. Şunu gördün. A B'den farklıysa FA da FB'den farklıdır. Bu birebirliğin şartıdır. Veya yani sen bunu bu şartı şu şekilde de algılayabilirsin. Görüntüler birbirinden farklıysa, görüntüler birbirinin aynısıysa o halde tanım kümesinden seçilen elemanlar da birbirinin aynısı olmak zorundadır diye bunu e, yazabilirsin. Ben ÖSYM'nin yerine olsam çok güzel öncüllü soru çıkar buradan. Mesela bir öncüle şunu koyarım, başka bir öncüle de bunu koyarım. İkisi de birebirlik şartı olur. Mutlaka öğrenciler buraya düşer. Tabii siz düşün diye koyarım demiyorum. Standart sapması yüksek, kaliteli bir soru olur gençler. Bu şart sağlanıyorsa f fonksiyonu birebir fonksiyonu. Mesela buradaki A kümesindeki 1, 2, 3 elemanları B kümesinde biri E'ye, öteki L'ye, diğeri i'ye gitmiş. E, bu fonksiyon tamamını kapatmamış B'nin ama her birinin görüntüsü farklı. O zaman birebirdir. A sıfırdan farklı olmak üzere fx eşittir. Bak bu çok değerli bilgi işlerini kısaltır. fx eşittir ax artı b doğrusal fonksiyonu daima birebirdir. Yani şuradaki a sıfırdan farklıysa birinci dereceden yazılan bu fonksiyon daima birebir olmak zorundadır. Şimdi hocam kazanın bakış 34 beraber bakalım. Yukarıda verilen fonksiyonlardan hangileri birebirdir diye sorulmuş bize. Öncelikle ben şu kısım için şuradaki reel sayılardan bir mesela örnek veriyorum. bir 2'yi seçeyim. Tamam bir 2'yi seçtim. Bir de eksi 4'ü seçtim. Şimdi 2'yi yerine yazınca f2'yi bulalım. F2 eşittir kaç olur? 3 olur. Peki F-4 kaç olur? Hocam o da eksi 4 artı 1 eksi 3 mutlak değeri 3 olur. Şimdi dikkat ettiysen 2 ile eksi 4 ikisinin de görüntüsü 3 mü olmuş oldu? Yani ikisi de aynı yere gitmiş oldu. O zaman bunun birebirliğinden bahsedemem. İkisinin farklı yerlere gitmesini beklerdim. Çünkü 2 ile eksi 4 birbirinden farklıyken görüntüleri de birbirinden farklı olmak zorundaydı. Peki g fonksiyonuna bakalım. O da reel sayılardan reel sayıları tanımlamış. Mesela ben burada bir eksi 1'e bir de artı 1'e bakayım. E, G eksi 1'e bulalım arkadaşlar önce. G eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 4'ten 5 gelirken. G 1 de 5 geliyor. Şimdi eksi 1 ile 1 bir, birbirinden farklı değil mi? Farklı ama görüntüler ikisi birbirinin aynısı. Demek ki bu da birebirlik şartını sağlamıyor. Yani bu da cortladı. 3'e bakalım h fonksiyonuna. Reelden reale tanımlanmış x eksi 7. Bak ne demiştim doğrusal fonksiyon. Burası sıfırdan farklı. O halde bu daima birebirdir arkadaşlar. Birebirliği bu şekilde de gösterebilirsin. Sözel olarak yazabilirsin birebirdir diye hiç sıkıntı değil biz anlarız. Z eksiden z eksiye tanımlı eksi x kare fonksiyonumuz var. E şimdi zaten şurası sıfır veya pozitif olacağından en küçük. E başındaki eksi ile beraber negatif veya sıfırdır diyebiliriz. E şimdi z eksiden tanımlandığı için sıfır da olamıyor zaten. Negatifleri negatife taşıyacağız. Peki ben herhangi bir negatif sayının Şuraya yazıldığı takdirde mesela eğer şurası bana tam sayılar olarak verilmiş olsaydı bir eksi 1'i yazardım görüntüsü eksi 1'in görüntüsü eksi 1 olurdu. Bir de biri yazardım birinde de görüntüsü eksi 1 olurdu. Ha bile bir değildir derdim ama burada simetrik iki bir şey yazamıyorum. iki sayı yazamıyorum. Niye? Çünkü sadece negatif tam sayı yaz demiş bana. Her negatif tam sayının da karesi birbirinden farklı olacağına göre eksilileri de birbirinden farklıdır. O halde benim bu fonksiyonum da yine 1'e birdir derim sevgili gençler. Şimdi 35'e doğru bir geçelim bakalım. Diyor ki iyi dinle bak kaç tane fonksiyon yazılabilir tarzında sorular vardı ya. Burada kaç tane birebir fonksiyon yazılabilir diye soracağız. F1 eşittir M şartını sağlayan. Yani biri M'ye götürmüş. Kaç tane birebir F fonksiyonu tanımlanabilir? Şimdi biri M'ye götürdüğüne göre ben diğerlerini M'ye götüremem. Buradaki 2 A, T, E, I veya K harfinden bir tanesine gider. Yani 5 farklı yere gidebilir. Varsayalım ki ...T'ye gitsin. Şimdi 3'e geldim. 3 artık hem M'ye hem T'ye gidemeyeceği için 4 farklı yere gider. Buradaki 4 de 3 farklı yere gider. Yani toplam 60 tane birebir fonksiyon yazılabilir. Şimdi fonksiyon olunca ne diyorduk biz? Diyorduk ki bak sadece fonksiyonu sormuş olsaydı. 2 M'de dahil olmak üzere burada 6 elemandan birine diğeri de 6, diğeri de 6 derdik. 216 derdik cevaba. 216 tane mesela fonksiyonun varmış tamam mı? Yazılabilen. 60 tanesi birebirse bana birebir olmayan kaç tane fonksiyon yazılabilir diye sorduğu zaman da işte o zaman da devreye biraz pratik zeka giriyor. Tüm fonksiyonların sayısından 60 tane birebiri çıkarırsam birebir olmayan fonksiyonların adedini bulmuş olur. Şimdi 238. sayfamızı bu şekilde bitirdik. Artık 239'a doğru geçtik. Örten fonksiyonu tanımlayacağız seninle birlikte. Diyor ki bana A ve B boş kümeden farklı birer küme. Bir fonksiyonun değer kümesindeki her eleman tanım kümesinde en az bir elemanla eşleşmişse f fonksiyonuna örten fonksiyonudur. Aslına bakarsan bu tanımı şu şekilde de yazabiliriz. Bir fonksiyonun değer kümesi eğer görüntü kümesine eşitse işte o fonksiyon örten fonksiyondur da diyebilirsin. Zaten bu demek yani değerin görüntüye eşit olması demek ne demek arkadaşlar? E, tabii ki de e, değer kümesinde açık eleman kalmaması demek. Değer kümesinde zaten e, tanım kümesinde açık eleman kalmıyordu. Değer kümesinde de açık eleman kalmıyorsa işte o zaman örten fonksiyon diyoruz bunu biz fa eşittir b yani görüntü kümesi değer kümesine eşittir diye de ifade ederiz. Burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum sizinle beraber. Varsayalım ki varsayalım ki şurada yine a b c d elemanımız olsun. Ama burada 1 2 3 4 5 elemanlarımız olsun. Ben A'dan B'ye bir örten fonksiyon üretmek istiyorum. A'yı 1'e götürdüm, B'yi 3'e götürdüm, C'yi 2'ye götürdüm, D'yi de 4'e götürdüm. Burada mutlaka bir tanesi açıkta kalacak. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Eğer değer kümesinin eleman sayısı tanım kümesinin eleman sayısından fazlaysa örten fonksiyon yazamaz. Demek ki örten fonksiyon olabilmesi için değer kümesinin eleman sayısı tanım kümesinin eleman sayısından küçük veyahut eşit olmak zorunda. E şimdi ya da tam tersi tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından büyük veya eşit olmak zorunda. Şimdi birebir fonksiyonda da o zaman şurayı da yorumlayalım biz. Birebir fonksiyonu. E şimdi örnek veriyorum. Şöyle iki tane küme çizdik. Şurada 1-2-3 elemanlarımız var. Tamam 1-2-3. Burada da A ve B elemanları var. Birebir fonksiyon üretmek istiyorum. Bunu mutlaka bir yere götüreceğim A'ya götürdüm. Bunu da B'ye götürdüm. Bunu mecbur A'ya veya B'ye götüreceğim. Birebir olmaz. Birebir olmasının şartı nedir? S A'nın S A'nın S B'den küçük veya eşit olmasıdır şartımız. E şimdi diyor ki birinde tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından küçük veya eşit diyor. E diğerinde örtende tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısından büyük veya eşit diyor. E ben şimdi hem birebir hem örten fonksiyon yazmak istesem ne olacak? Birinde küçük diyor birinde büyük diyor yazamaz mıyım? Yazarsın. Çünkü oradaki eşit kelimelerini boşuna söylemiyoruz. Küçük veya eşit, büyük veya eşit, kesişimlerine eşit. Demek ki ben, demek ki ben hem birebir hem de örten fonksiyon yazmak istiyorsam tanım kümemin eleman sayısı değer kümemin eleman sayısına eşit olmak zorundadır. Tam sayılardan tam sayılara fx eşittir ax artı b fonksiyonu a1 veya a eşittir eksi 1 için daima örten olmak zorundadır. Bunlar soruların içerisinde işine yarayacak pratik bilgiler. Hani konu anlatımı tarzında düşünme pratik bilgiler. Bunları küçük küçük kağıtlara yazıp duvarına not alabilirsin. Reel sayılardan reel sayılara ax artı b doğrusal fonksiyonu a sıfırdan farklıysa yani şurası sıfırdan farklıysa daima örtendir. Daima değer kümesindeki tüm elemanları kapatacaktır. İçine fonksiyon tanımına geçeceğiz ama farklı bir tanımı yok. Biz örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon diyoruz. Yani görüntü kümesi değer kümesine eşit değilse farklıysa içine fonksiyondur. O zaman bir fonksiyon örtense içine olamaz içine ise örten olamaz diyeceğiz. Bu ikisi birbirinin zıttı arkadaşlar. İçine fonksiyon olabilmesi için de Şuradaki eleman sayısının şuradaki eleman ya da öyle söylemeyelim de şöyle söyleyelim. Ya direkt olarak şuna bakacaksın. Görüntü kümesi değer kümesinden eleman sayısından daha az olacak görüntü kümesinin eleman sayısı. Olay bu. Mesela burada toplanmışlar 1 2 3'e gitmişler. E burada ile 5 açıkta kalmış. Örtüyor mu? Örtmüyor. Örten ise içinedir. Tamam? 36. kazanım bakıştayız. Gerçek sayılarda tanımlı burada fonksiyonlar verilmiş. Reel sayılardan reel sayılara örten olanlar soruluyor bize. Şimdi 3x artı 1 ne dedik? Birinci derecedense ve şurası şurası sıfırdan farklıysa bu fonksiyon örtendir demiştik. Devam. Şimdi geldim buraya. Hocam bu e, x küp eksi bir üçüncü dereceden bir fonksiyon. E, birinci dereceden değil. İşte burada aslına bakarsan fonksiyon grafiklerinin bilinmesinin ne kadar önem arz ettiğini e, anlıyoruz. Çünkü bu tarz ifadelerde uzun uza diye örten mi birebir mi bunları düşünmek yerine eğer sen x küpün grafiğinin şu olduğunu biliyorsan x küp eksi 1'in grafiğinin de mesela bu ayt fonksiyonlar konusudur. Bir birim aşağıda olduğunu görürsün ki benim değer kümem aslına bakarsan y ekseninde aranacağı için gördüğün üzere bütün y ekseninde kapatacaktır bu fonksiyon ve örten olacaktır. Bundan kaynaklı bu fonksiyonda örtendir diyebiliriz. Peki hx eşittir 20. Şimdi hocam bu sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonların hiçbiri bak hiçbiri örten değildir. Yalnız şöyle bir durum var. Eğer ki örnek veriyorum bana hx fonksiyonu üstüne ilerleyelim. Burada hx dediği için h fonksiyonunu tüm reel sayılardan nereye tanımlamış biliyor musun? Mesela 20'ye tanımlamış. Şimdi değer kümesinde sadece 20 var. E bunların alayı da 20'ye gidiyor. Değil mi? O zaman örtendir. Eğer reel sayılardan Reel sayılara demiş olsaydı işte o zaman bu sabit fonksiyon örtem olmayacaktı. O zaman reelden reele tanımlı. Yani eğer ki benim değer kümemde bu şekilde tek bir eleman falan yoksa o zaman diğer tüm sabit fonksiyonlar benim için örten değildir. İçinedir nedir kardeşim? Tamam Bunu diyeceğiz. Peki. Geldik şurada. Kazanın bakış 37. Bana diyor ki. 1'den 9'a kadar rakamlardan oluşmuş bir A kümesi var. Ve bu fonksiyon Yine kendi içinde tanımlanıyor. Yani A'dan A'ya tanımlanıyor. Buna göre F1, F2, F3 toplamının alabileceği en büyük değerle en küçük değer arasındaki fark. Şimdi birebir olduğunu belirtmiş bize. Birebir olduğuna göre birbiriyle aynı elemanlara götüremeyeceğim. E F1, F2, F3'ün en küçük değerini bulmak için ben şuraya minimum değerlerini yazayım. En küçük değerini bulmak için görüntüsü en küçük değerlere götürürüm. Mesela bunu 1'e götürürüm. Bunu 2'ye, bunu 3'e götürürüm. Toplamları da bana neyi verir? 6'yı verir. Bu minimum değerdir. Maksimum değeri bulmak için de Şuradaki kümedeki en büyük elemanları seçerim. Yani 7'yi, 8'i ve 9'u seçerim. Bunları da toplama hocam 24'tür. Bir güzel. En büyük değerle en küçük değer arasındaki fark kaçtır? 18'dir. Cevabımız 18 olacaktı. 38. kazanım bakış. fx eşittir böyle bir fonksiyon vermiş. Birebir. 1 1. Şimdi bak iyi dinle beni. Kuvveti bu şekilde çiftse birebir 1 1 olmaz. E burada birebir 1 1 demiş hocam. Demek ki bu x üzeri 4 yok burada. Yoksa A artı B eksi 8'i benim ne yapmam gerekiyor? Sıfır eşitlemem gerekiyor. Yani burası sıfır olmalı ki x üzeri 4 kaybolsun. Peki o zaman yazalım A artı B. 8 olmalıymış. Çünkü burası 8 olursa burası komple sıfır olur. Gitti. Bir de arkadaşlar mutlak değerli ifadeler birebir olamaz. Bak olamaz diyorum. Eğer böyle mutlak değerli bir ifade varsa olamaz. O zaman ne yapmam gerekiyor? O zaman B eksi 4 de sıfırdır. Burası da sıfırsa B 4'tür. E benden A istenmişti. A kaçtır? A da 4'tür. Doğru cevabımız 4 olacaktı. 39. kazanım bakış. N bir sayma sayısı. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonların... ...birebir ve içine olması için... ...N sayısı kaç farklı değer almalıdır diye soru bak. Birebir ve içine olacak. Şimdi birebir olabilmesi için ne gerekiyordu? Abi birebir olabilmesi için... ...bir kere S A'nın... ...S B'den küçük veya eşit olması gerekiyordu bu cepte. İçine... E, ...olabilmesi için. İçine olabilmesi için bir şart vermemiştim ama... İçine fonksiyon örten değildir. Örten fonksiyon olabilmesi için SA'nın abi SA'nın kesinlikle ve kesinlikle SP'den büyük veya eşit olması gerekiyordu. Şimdi i̇çine demiş ama bak örten değil demiş. Yani bunun değilini alırsan SA küçüktür SP olacaktır. Yani ben hem şu şartı hem de bu şartı sağlamak istiyorum. hem bunu hem bunu sağlayacaksa o zaman şuradaki eşitliği alır görmezden gelirim, kaybederim. Yani benim için olay şu. SA'nın S, B'den daha küçük olmasını istiyor. Yani S, A'yı vermiş bana 4, N, 10. S, B'yi de vermiş 2, N artı 20. O zaman bu bundan küçüktür diyeceğim. Yani 2, n küçüktür 30 diyeceğim. N küçüktür 15 diyeceğim. Tamam. Şimdi N küçük 15 ama bunun alt sınırı yok mu? Var. Hemen şu şekilde eksili olan var ya. Eksili olanları yap. Çünkü mesela ikisini de yapalım. Neden eksili olanı aldığımızı göreceksin. 4, N, 10. Kümenin eleman sayısı sıfırdan büyük olabilir. 4N büyüktür 10 derim en büyüktür 2,5 gelir. Şimdi bunu alırsan 2n büyüktür 20, eksi 20. n büyüktür eksi 10 olacaktır. E zaten n'nin şuradan kaynaklı eksi 10'dan zaten büyük olması gerektiğini biliyorum. Peki 2,5'dan büyük ve 15'ten küçük olacak. 2,5'dan büyük olan ilk sayı kaçtır? Hocam 3. 15'ten küçük ilk sayı nedir? 14. E 3'ten 14'e kadar kaç tane değer var? 3'ten 14'e kadar sayma sayısı. 14'ten 3'ü çıkarırım. 11. Bireklerim 12 tanedir. Cevabımız 12 olacaktı sevgili arkadaşlar. Peki. Geldik 40'a. A ve B boştan farklı iki küme. İkisi de boş değil. Buna göre A'dan B'ye tanımlı fonksiyon örten olması için diyor. Örten olması için ne gerekiyordu? S A'nın S B'den daha büyük veya eşit olması gerekiyordu. Değil mi? O zaman 3 n-9 büyük veya eşittir n-1 derim. Buradan 2 n büyük veya eşittir 8 gelir. N büyük veya eşittir 4 gelir. N'nin alabileceği en az değer kaçtır? Tabii ki de 4'tür. Bu da bana minimum değeri verir. Doğru cevabımız 4 olacaktı. Ve gençler 239'u da bitirdik. Beraber. 40. kazanım bakışı bitirdik. Hemen şurada 41. kazanım bakışı bitiriyoruz. Ve diğer fonksiyon türümüze geçiyoruz. Birim fonksiyona geçeceğiz. Z'den Z'ye yani tam sayılardan tam sayılara tanımlı. Hatta sen buna şey diyebilirsin. Tam sayılarda tanımlı da diyebilirsin aynı anlamı taşır. A eksi 7 çarpı x artı 3a artı b artı 1. Bu fonksiyon neymiş? Örten. A'nın alacağı değerler çarpımı. Şimdi iyi dinle. Şuraya çıkalım. Bir uyarımız vardı sana. Ee, örten fonksiyonu. Demiştik ki şu. Tam sayılardan tam sayılara tanımlıysa eğer a x artı b fonksiyonu şurası birken veya eksi birken örtendir demiştik. Yani ben x'in katsayısını 1 veya eksi 1 yapacağım. Aşağı indim soruma tekrar. Abi ne diyor soruda bana? Z'den Z'ye tanımlı. O çok güzel. Peki x'in kat ne? A eksi 7. İşte o A eksi 7'nin. A eksi 7'nin. Ya 1 olmasını isteyeceğim. Ya da eksi 1 olmasını rica edeceğim. Tamam. Ama bunun dışında ortam olmaz çünkü. O zaman A ya 8'dir. Ya da A 6'dır. İşte bunların çarpımı sorulmuş. 6 kere 8 48 yapar. Bu da bana cevabı verir. Şimdi abiler ablalar geldik birim fonksiyona. Şimdi birim fonksiyon e, fonksiyon için aslına bakarsan temeldir. Fonksiyon için temeldir. Çünkü hani bir rivayete göre insanoğlunun sayılardan önce bulduğu şey birim fonksiyondur. Sayılardan önce bulmuştur. Tabi onun birim fonksiyon olduğunu isimlendirmemiştir. Bilmiyordur is birim fonksiyon olduğunu. Lakin farkına varmadan birim fonksiyonu kullanmıştır. Çeşitli argümanlarla, tecrübeyle sabit arkeolojik kazılarda falan e, bunun kanıtlanabilirliği var. Bu ama videonun konusu farklı bir videonun konusu olacak. A boş kümeden farklı bir küme. Ve F A'dan A'ya bir fonksiyon. Şimdi her x eleman A için fx eşittir x oluyorsa yani tanım kümesindeki her değeri kendisiyle eşliyorsa f fonksiyonu da birim fonksiyon. Kuralı neymiş? fx eşittir x. Başka bir şey değil. Birim fonksiyon genellikle i ile gösterilir. Ve birim fonksiyonun kuralı ix eşittir x olarak da bilinir. Yani çeşitli kaynaklarda bunu böyle görebilirsin, bulabilirsin. Ama sadece birim fonksiyon diye de isimlendirebilir. İlla I-X demez mesela. Ama sen bir yerde I-X görüyorsan veya sadece şu şekilde i ifadesi görüyorsan birim fonksiyondan bahsediyordur o soru sana. Tamam mı? Bunu lütfen unutma. A'dan B'ye tanımlı 1'i 1'e, 2'yi 2'ye, 3'ü 3'e, 4'ü e, 4'e götürecek. Bu fonksiyonun kuralı i eşittir x'tir. Birim fonksiyonun grafiği birinci açıortay doğrusudur. Bu ne demek oluyor? Hemen şöyle kartezyen koordinat sistemi çizdiğin takdirde şurası x ekseni burası y ekseni burası da orijinken birim fonksiyonun grafiği e, orijinden geçen ve x ekseniyle yatayda 45 derecelik açı yapan doğrudur. İşte ben buna fx eşittir x fonksiyonu ya da ix eşittir x fonksiyonu diyebilirim. Tamam mı? 45 derecelik açı yapacak. Bunun sebebi ne? Çünkü 1 için 1'den geçecek, 2 için 2'den geçecek, pi için pi'den geçecek. 3,12 için 3,12'den geçecek gibi gibi 0 sıfır için 0'dan geçecek. Negatif sayılar için de aynı şekilde. O zaman benim birim fonksiyonun grafiği birinci açı ortay doğrusudur diyeceğim. Ve f birim fonksiyonsa fx eşittir x f mx artı n de mx artı n eşittir. F100, 100 e eşittir. Fp, eşittir. F1400, f 100 100'e eşittir. f pi, pi'ye eşittir. f 1400 f o da 1400'e eşittir. Yani içerisi neyse dışarısı odur. Peki Bunların örneklerine bir bakalım beraber. Reelden reele yani reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Ve bu diyor birim fonksiyon. Birim fonksiyonu olabilmesi için f(x)'in de eşit olması lazım x'e. Yani yanında görüyorsun bak sabit terimi sağında soruda hiçbir şey yok. Bir sayı yok. E buradaki b 6 ne o zaman? Demek ki b 6 sıfırmış arkadaşlar. Yani b kaçtır? 6. Sorunun yarısını bitirdim. Diğer yarısını çözüyorum şimdi. f x'tir işte x olacaksa x'in katsayısı 1 olmalı. Yani şuranın ne olması gerekiyor? 1. O halde 2A eksi 7 kaçtır? 1. E hocam o zaman 2A eşittir 8 olur değil mi? A da 4 gelir. Demek ki bu da 4'müş. 4 ile 6'nın toplamı sorulmuş. Mis gibi 10'dur cevabımız. Geldik 43'e. 43. soruda da diyor ki. reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonun var senin. Ve f birim fonksiyonmuş. Şimdi f birim fonksiyonsa f 5x eksi 2 neye eşittir? Tabii ki 5x 2'ye eşittir. Artı burada f7 var. F7 nedir? Tabii ki de 7'dir. Eşittir. 3x artı f93 kaçtır? O da 93'tür. Bu denklemi çözmemiz isteniyor aslında bakarsan bizden. 3x'i sol tarafa davet ettim burada 2x kaldı. Eksi 2 7 daha 5 yapar. 5'i bu tarafa sallarsam 88 gelir. 2x 88 ise x tabii ki de 44'ün ta kendisi olur sevgili arkadaşlar. Bizden x istenmişti. Cevap 44 diyebiliriz. 240. sayfamızın sağ üst tarafında sabit fonksiyona geçiyoruz. Fonksiyon türlerinden bir de sabit fonksiyon öğrenelim. Şimdi hocam burada dikkat dikkatini vermen gerekiyor. C herhangi bir reel sayı olsun istiyoruz. Tamam mı? fx eşittir c diye bir fonksiyon varsa işte bu fonksiyon sabittir. Bak sabittir. Yani x'ten bağımsız fonksiyon olacak. Sabit fonksiyon olabilmesi için x'ten bağımsızdır diyeceğiz biz bu fonksiyona. F fonksiyonu A kümesinden B kümesine tanımlı. A kümesinin bütün elemanlarını B kümesinde yalnızca bir elemanla eşleştiriyoruz. Yani ma ile bunlar toplanıp hop burada nereye gitmişler? 2'ye gitmişler mesela. İşte bunu biz buna sabit fonksiyon diyoruz. Yani sen bu x gördüğün yere ne yazarsan yaz cevap hep 2 gelecek anlamını taşıyor bu. Peki bunun bir de özelliklerine bakalım. Bak 4 tane sıralamışız oraya mis gibi. Sabit fonksiyonların grafiği x eksenine paraleldir. Yani y eşittir k doğrusu gibi bir doğrudur. Ve bunun grafiğini şekillendirecek olursak mesela burada demiştik ki fx eşittir 2. E gel beraber bunun bir şeklini düşünelim. Abi şurası x eksenimiz olsun şurası y eksenimiz olsun. Y eşittir 2 nerededir? Şurada mı? O zaman ben şuradan şöyle bir doğru çizersem işte bu benim fx fonksiyonumun grafiğidir. Burası x ekseniydi burası y ekseniydi. Bak bu şekilde x eksenine paraleldir diyoruz fx eşittir ax kare artı bx artı c sabit fonksiyonsa eğer e biz ahmet x'ten bağımsız olacağı için a sıfırdır b de sıfırdır deriz. c hakkında yorum yapamam sadece onun sabit bir sayı olduğunu biliyorum. Daha sonrasında garip bir şekilde bazen öğrenciyken şaşırmıştım ben fx eşittir ax artı b bölü c x artı d gibi bir fonksiyonu ha. Eğer soru ısrarla diyorsa ki bu sabit fonksiyondur diyorsa bunun sabit olabilmesi için a'nın c'ye oranının B'nin D'ye oranına eşit olması gerekiyor. A bölü C, B bölü D'ye eşitse oran sabittir. Böylelikle fx bir sabit sayıya eşit olmak zorundadır. Mesela hocam fx eşittir x artı 2 bölü 3x artı 6. E şimdi bakıyorsun 1'in 3'e oranı 2'nin 6'ya oranına eşit. Ki zaten sen alt tarafı 3 parantezini alırsan x artı 2 geleceğini görürsün. x artı 2'ler giderse sen bu fonksiyonun aslında 1 bölü 3'e eşit olduğunu da görürsün. Sabit fonksiyon olur yani. Ve son özelliğimiz eğer fx eşittir sıfırsa bu fonksiyona özel olarak sıfır fonksiyon deriz. Şimdi lan sıfır da reel sayı değil mi? Değil mi? Sıfır da reel sayı. E şimdi ben oturup da sabahtan akşama kadar sabit fonksiyonu tanımını yaptım. Sıfır için niye ekstradan bir parantez açıyoruz? Öğrenmek ister misin? O zaman iyi dinle. Bak şimdi hocam. Fonksiyonlarda derece kavramı var. Polinomlarda derece kavramı var değil mi? Şimdi ben sabit fonksiyonu fx eşittir 7 diye bir örnek verebilirim. fx eşittir 5 de bir sabit fonksiyondur. fx eşittir 12 de bir sabit fonksiyondur. Gel bir de sıfır fonksiyonu örnek verelim. fx eşittir 0. Güzel. Başka bir örnek daha verelim. Ona da diyelim ki fx eşittir 0. Bir tane daha örnek verelim hadi. Bunlar yetmez. fx eşittir 0. Bunlar da sıfır fonksiyonlar, değil mi? Sanki birbirinden farklılarmış gibi böyle bir algı yarattık. Ama birbirinden farklı hale kısmen görsel olarak getirebilirim. Şimdi bak, f(x)ler yukarıdaki sabit fonksiyonlardan bahsediyorum ve aşağıdaki sıfır fonksiyondan bahsediyorum. Ben bunun yanına x üzeri sıfır yazabilirim. Bunun yanına x üzeri sıfır, bunun yanına x üzeri sıfır yazabilirim. Şimdi size sorum şu: sabit fonksiyonun derecesi kaç oldu? Bunu polinomlarda da anlatacağım ben size. Sabit fonksiyonun derecesi kaç oldu? Hocam sıfırıncı derecedendir. Çünkü x'in kuvveti sıfır. Başka da bir sayı yok zaten. Başka x yok zaten. Demek ki bunun derecesi sıfırmış. Şimdi geldim sıfır fonksiyonu. Abi ben fx eşittir sıfırın yanına x üzeri sıfır yazabilirim. Bak yazarım. Ama ben bunun yanına x kare de yazabilirim. Bunun yanına 2 üzeri 6 da yazabilirim. Şimdi sen bana söyle. Sıfır fonksiyon sıfırıncı dereceden midir? İkinci dereceden midir? Altıncı dereceden midir? Şimdi o zaman ben bu fonksiyonun derecesi hakkında yorum yapamam. Çünkü her şey olabilir. Değil mi? Çünkü sıfırla çarpıldığı için hep sıfıra eşittir. Böylelikle bunun derecesi hakkında yorum yapamam diyeceğim. İşte bunu bundan ayıran şey budur. Bu ayrım en çok ama en çok polinomlarda hissedilecek. Fonksiyonlar. Polinomlarda işte hissedilecek. Fonk, çünkü fonksiyonun derecesi hakkında yani buradaki fonksiyonlarda örnek veriyorum. Rasyonel fonksiyonda işliyoruz bazen. İşte kök içerisindeki fonksiyonda işliyoruz. Çeşitli çeşitli fonksiyonlarımız var. Logaritmik fonksiyon var. Üstel fonksiyon var. Trigonometrik fonksiyon var. Ama en çok polinomlarda hissedeceğiz. Çünkü burada fonksiyonların derecesi diye bir konumuz da yok. Çünkü farklı farklı derecelere sahip olduğu için. Her fonksiyon polinom fonksiyon olmadığı için ama Polinom fonksiyonların derecelerini ayrı bir şekilde inceleyeceğimiz için orada çok daha net bir şekilde ayrımı var. Sıfır polinomla sabit polinom arasında çok büyük fark var. İşte o fark da sevgili arkadaşlar bu zaten. Dereceleri hakkında birinin sıfırdır ötekinin yorum yapamam. Bundan kaynaklı özel olarak ben ben fx eşittir işte sıfır fonksiyonuna ki sıfırda bir reel sayı e, olmasına rağmen olmasına rağmen ben buna ne diyorum arkadaşlar? Sıfır fonksiyon diyorum özel olarak. Lafı fazla uzatmayalım. 44. örneğimize bakalım. Bu sabit fonksiyonmuş. O zaman x'ten bağımsızdır. Yani buradaki x kare ve buradaki x'ten kurtulmam gerekiyor. a eksi 5 ve b eksi 4'ü ayrı ayrı sıfıra eşitleyeceğim. a 5 midir? b de 4 müdür? O zaman şurası kaçtır? 21. Güzel. Şimdi burası ve burası sıfır oldu mu artık? Oldu. f x eşittir kaçmış? 21. Peki f 2025 kaçtır? E Kimse kusura bakmasın o da 21'dir yani hani bana f e, 4050'yi sorsa o da 21'dir yani fark eden bir şey yok. Tamam sabit fonksiyon. Bak ne demiş bu şu f fonksiyonu birimmiş ama buradaki g fonksiyonu da sabit fonksiyonmuş. Buna göre a artı b'yi c'ye böl demiş. E yapalım şimdi bu birim fonksiyonsa e haliyle 7x8'i 5'e eşit olacaktır. Gel şimdi güzel kardeşim b eksi 1 sabit terim eksi 5 sabit terim demek ki b eksi 1 eksi 5'e eşit olacak. Yani b buradan ne gelir? Eksi 4 gelir. b'yi bulduk elde ettik. Geldik şu kısma x'in kat sayısı a artı 2 x'in kat sayısı 7. Yani a artı 2 de 7'ymiş. O halde a kaçtır? Tabii ki de 5'tir. Şimdi a ile b'yi elde ettim. Hatta toplamları istenmiş ya buradan burası 1'dir deriz değil mi? Şimdi geldi bu C'ye. Bu fonksiyon sabit fonksiyonsa nasıl sabit oluyordu? C'nin 2'ye oranı. C'nin 2'ye oranı. 2'nin eksi 6'ya oranı. Yani eksi 1 bölü 3'e eşitmiş. O halde içler dışlar çarpımı yaparsam. Eksi 3 C eşittir 2 iken. E, C eşittir eksi 2 bölü 3 yapar. Yani A artı B 1'di ya. 1'i diyor eksi 2 bölü 3'e böleceksin diyor. Ters çevirip çarparsam eksi 3 bölü 2 bana cevabın ta kendisini vermiş olur. Şimdi böylelikle 240'ı da bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçeceğiz. Doğrusal fonksiyon. Çok ama çok iyi dinliyorsun beni. Bu kısım biraz önemli. A reel sayı sıfırdan farklı ve B de herhangi bir reel sayı. A ve B sabitleri verilsin, sabit sayıları. Reel sayılarda tanımlı bir fonksiyonun kuralı eğer AX artı b biçimindeyse ben bu fonksiyona doğrusal fonksiyon diyeceğim. Veya farklı bir şekilde birinci dereceden fonksiyon da diyebilirsin. Doğrusal yerine. Yani soruların içerisinde İlla doğrusal fonksiyonlarla alakalı bir soru çözüyorsan ya da onun çözümü doğrusal fonksiyonla alakalıysa illa sana bu doğrusal fonksiyonu demek zorunda değil. Birinci dereceden fonksiyon dese de olur. Tamam. Peki biz bunlara doğrusal fonksiyon diyeceğiz. Ve kuralları hangi biçimde olacaktı bunların? Ax artı b. Bunu sakın ha sakın unutmuyorsun. Ax artı b biçimde bunun kuralları olacak. Şimdi 46. örneğe baktığımızda bu fonksiyon doğrusaldır demiş. E doğrusal fonksiyon birinci dereceden o zaman buradaki ikinci dereceden olan x karenin burada neyi halt yiyor değil mi? E madem öyle a x 6'yı ben sıfıra eşitlerim ki x kare kaybolsun. Yani a kaçmış? 6. Şurası komple gitti mi? Gitti. a 6'ydı. 6 x artı 3 gelir mi burası? Evet. Peki f1 ile a'yı topla demiş. f1 Art A kaçtı? 6 idi. F1 ile 6'yı topla demiş. F1'i nasıl bulacağım? E benim fonksiyonum artık 6x artı 3 değil miydi? 1 yerine yazarsam 9 gelir. 9 da 6'nın toplamı 15 yapar ki o da bana cevabın ta kendisini verecektir. 47. kazanım bakışa bakalım bir de. F fonksiyonu gerçek sayılarda tanımlı doğrusal bir fonksiyon olarak verilmiş. Doğrusal demiş bak. 3fx de fx artı 2'nin toplamı 8x artı 24 olduğuna göre f3 kaçtır diye soruluyor. Doğrusal fonksiyonsa ben fx'i ax artı b seçmek zorundayım. Peki f x artı 2 ne olur hocam? x gördüğün yere x artı 2 yazarsın. f fonksiyonunun kuralında kendi bulduğum kuralda x gördüğün yere x artı 2 yazdın. Bu da neyi verdi? ax artı 2a artı b'yi verdi. Şimdi diyor ki şunu 3 ile çarp. E çarpalım 3 ile. 3ax artı 3b. Sonra şunu da topla diyor. E toplayalım onu da. 3ax, ax daha 4ax yapar. Doğru. Sonrasında B ile 3B'nin toplamı 4B yapar. Ve bir tane de 2A'mız var. Bunları toplayınca 8X artı 24 geliyormuş. E dikkat. X'in katsayısı 4A. X'in katsayısı 8. O zaman A 2'dir. A 2'dir. A 2 ise şurası kaçtır? 4. 4B'ye 4 ekleyince 24'ü veriyorsa 4B 20'dir. Ve buradan da B 5'in ta kendisi gelir. Bak B 5 oldu. B 5 oldu. A da 2 oldu. Değil mi? Şimdi benden istediği şeye bakalım. Ona odaklanalım. F3 kaçtır diyor. Lan bir dakika dur. Ben F fonksiyonu kuralını daha yazmadım. Hemen onu yazalım. Fx. E hocam Fx dediğimiz şey Ax artı B değil miydi? Ve sen artık A'yı da B'yi de bilmiyor musun? Biliyorsun o zaman yerine yaz. Fx eşittir. 2x artı 5'miş hocam. Benden istediği şey de F3. 2 kere 3 artı 5 kaç yapar? 11 yapar. O zaman cevabımız da 11'dir deriz. Bak İşlem belli. Yapacağın şey belli. Doğrusal fonksiyon. Birinci dereceden fonksiyon diyorsa sen fx'i ax i artı b seçeceksin. Seçmeden de bazı soruları çözebilirsin. Ama seçmende fayda var. İşlem hatanı azaltır. Garantici olursun. Daha özgüvenli olursun. Soruyu net olarak doğru çözdüğünü bilirsin en azından. Tamam. 48. kazanım bakıştayız gençler. Elis matematik dönem ödevi için barış yayınları fonksiyon fasiküründeki soruların bir kısmını çözmüş. Ödev teslim tarihi yaklaştığı için kalan soruları her gün eşit sayıda çözecek şekilde planlamış. Planladığı günden itibaren çözdüğü toplam soru sayısının 5. günün sonunda 245 soru, 9. günün sonunda 325 soru olduğunu görmüş. Şimdi her gün eşit sayıda soru çözüyor. 5. günden 9. güne kadar kaç gün fark var? 4 gün. İşte o 4 günde ben 325'ten 245'i çıkarırsam 80 soru çözdüğünü görürüm. Böylelikle bir günde bir günde 20 soruyu çözüyor diyebilirim. Her gün çözdüğü soru sayısı şimdiye kadar çözdüğü soru sayısı 20-20 artacak. İşte burada bir doğrusallık vardır. Çünkü eşit sayıda eşit sayıda artıyor ya bir doğrusallık vardır. Ben o doğrusallığı doğrusal fonksiyonla açıklayabilirim. Eliz'in çözdüğü matematik soru sayısını ben 20x diye isimlendiririm. 20x ile başlayacağım fonksiyona. Ve 5. günde 245 soru yapmamış mıydı? Demek ki f5 diyeceğim. 20 kere 5 e 100 yaptı. E 100, 245 olması için demek ki bir de 145 eklemem gerekiyor diyeceğim. Bak olaya bak sen. Fonksiyonum bu. Eliz'in çözdüğü matematik soru sayısı fonksiyonu bu. Hadi gel. 9. günün sonunda 325 mi olmuştu? Yaz 9'u. 180 145 daha 325. Oo bayağı sistem güzel çalışıyor. Fonksiyonu buldum. Bana diyor ki 17. günün sonunda fasiküldeki bütün sorular çözüp ödevini tamamladığını tamamlayacağını planladığına göre fasiküldeki toplam soru sayısı. E şimdi 17. günde çözdüğü yani 0. günden 17. güne kadar kaç tane soru çözdüğünü ben nasıl bulurum? Fonksiyonum var artık benim. X gördüğüm yere 17'yi yazarsam sorumu çözerim. 20 kere 17 artı 145 deriz. E hocam şurası 340. 340'a 145 eklersen 485 yapacaktır. Bu da bize cevabın ta kendisini verir açıkçası. Tamam. Fonksiyon. Fonksiyon, fonksiyon. Önemli abi. Fonksiyon dediğimiz şey önemli. Yani bunun aksini iddia eden matematik bilmiyordur. Bilmiyordur. Fonksiyon her şeyin matematiğin başlangıcı abi. Fonksiyon dediğimiz şey matematiğin başlangıcı. Önemli o yüzden. Her şeyin başlangıcı önemli. Devam. Tek ve çift fonksiyon. Şimdi abiler ablalar iyi dinleyin. Gene üstünde durulması gereken bir konu. Trigonometride bak çok kullanışlı olacaktır. E, türevde çok kullanışlı olacaktır. İntegralde çok kullanışlı olacaktır. Tek çift fonksiyonun ne olduğunu iyi bilmen gerekiyor o yüzden. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Yani reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu her x eleman reel sayı için. f eksi x, f -x e eşit oluyorsa çift fonksiyon f eksi -x, x, x yani kendinin eksilisine eşit oluyorsa tek fonksiyon diyoruz. O zaman ben bir fonksiyonun tekliğini çiftliğini merak ediyorsam x gördüğüm yere eksi x yazarım ve çıktısına bakarım. f x geliyorsa f x'in aynısı geliyorsa çift derim. Ama f x fonksiyonun eksilisi geliyorsa başlangıçtaki fonksiyonun negatifini buluyorsam tek fonksiyon derim. A x küp artı b kare artı c x artı d fonksiyonu. Eğer tek fonksiyon diye yorumlanmışsa x'lerin kuvvetleri sadece tek olacaktır. Yani benim burada Şuradaki B'yi ve D'yi sıfır eşitlemem gerekiyor. Eğer tam tersi buna çift fonksiyon diyorsa o zaman sadece x kare ve sabit terim bulunabilir. O halde x küplü ve x'li terimin katsayısı olan A ve C'yi sıfır eşitlemem gerekiyor. Bir diğer özellik. F çift fonksiyonsa ben bu fonksiyonun grafiğini çizersem eğer fonksiyon y eksenine göre simetrik bir grafiğe sahip olacaktır. Eğer tek fonksiyon diyorsa da işte o halde fonksiyon orijine göre simetrik olmak zorunda kalacaktır. Burada x karenin grafiği ve x küpün grafiği örnek olarak verilebilir ki bilmeyenler için gösterelim. x karenin grafiği şurası y ekseni ya. x karenin grafiği şu şekilde orijinde teğet olan x eksenine orijinde teğet olan e, paraboldür ve parabol simetrik bir yapıya sahipti zaten tepe noktasına göre simetrikti simetri ekseni var parabolün ve x küpün grafiği ise az önceki ee, soruyu çözerken de göstermiştim x küpü. Örtenliği açıklarken x küpünün de grafiği bu. Orijine göre nasıl simetrik oluyor? Şöyle ben bu fonksiyonu önce x eksenine göre simetriğini alırsam şu gelir. Sonra tekrar y eksenine göre simetriğini alırsam yine x küp fonksiyonunu elde etmiş olurum. Böylelikle artık şunu anlıyorum ki orijine göre simetri alırsam yani hem x hem de y eksenine göre simetri alırsam aynı fonksiyonu elde ediyorum. O halde bu fonksiyon orijine göre simetriktir diyebilirim. 49. kazanım, bakış beraber çözelim. Bu fonksiyonların tek bir çift mi ya da ne tek ne çift olup olmadıklarını bir yaz bakalım demiş. Şimdi ben burada ne görüyorum? x üzeri 0. Kuvvetlere bak. 2 ve 0. Çift mi? Çift fonksiyondur. Eğer polinom fonksiyonsa bu şekilde tekliğini çiftliğini öğrenebilirsin. Farklı bir şekilde öğrenilebilir mi hocam? Öğrenilir. Şöyle Varsayalım ki böyle yani eksi e, nedir onun ismi? Polinom fonksiyon vermedi. Ne yapacaksın? X gördüğün yere e, eksi x yazacaksın. Yaz. Eksi x'in karesi eksi 3. Değil mi? Şimdi bak şunu sildim. Şunu sildim. Eksi x'in karesi eksi x. Eksi x'in karesi ne? Hocam x kare. E yanında bir de eksi 3 var. Peki bu neydi? fx. Şimdi iyi dinle. f eksi x neye eşit olduğu Yine fx'in kendisi de eşit oldu. Ne demiştik biz şurada? f eksi x yine f x'in kendisine eşit oluyorsa çift fonksiyon demiştik. İşte bundan kaynaklı tekliği çiftliği bu şekilde de yorumlayabilirsin. Peki geldim buraya. Hocam bu fonksiyon şurada x üzeri sıfır var. E bir demiştik ki tek fonksiyonlar polinom fonksiyonlarda kuvvetleri tek olacak. E şimdi burası tek de burası çift. Şimdi ben bu fonksiyona şundan kaynaklı çift mi diyeceğim yoksa bundan kaynaklı tek mi diyeceğim? İkisini de diyemeyeceğim. Sonuçta bir fonksiyon tek veya çift olmak zorunda değildir. Ne tek ne çifttir diyeceğim. Dolayısıyla ne tek ne de çifttir diyelim arkadaşlar buna. Daha sonrasında devam edelim. 5x artı 2. Bak bunun kuvvetine ne? 1. E burada ne var? x üzeri 0. Bak çift. Bak tek. O zaman buna ne diyeceğim? Yine ne tek ne çifttir diyeceğim. Devam. fx eşittir x çarpı mutlak x. İyi dinle beni. x gördüğüm yere eksi x yazacağım. Yani f eksi x'i hesaplayacağım ben şimdi. Yerine yazarsam eksi x çarpı mutlak değer eksi x olacaktır. Şimdi mutlak değer x de mutlak değer eksi x birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla ben içeriye şunu yazabilirim. Eksi x çarpı mutlak değer x yazabilirim. Şimdi senden şunu rica edeceğim. Şu eksiği görmeden sadece şurası neydi? Hocam fx'ti. Bir de başında ne var? Eksi var değil mi? Şimdi bak bu neydi? f x x'ti f eksi x f x'in eksilişine eşit, eşit, oluyorsa ki yukarıda da söylemiştik, bunu ne demiştim bak f eksi x f x'in eksilişine eşit, eşit, oluyorsa tek fonksiyon demiştim ya aşağıda da zaten aynısını bulmadık mı bulduk demek ki bu fonksiyon nasıl fonksiyonmuş tek fonksiyonmuş diyeceğiz gençler biliyor musunuz 241 de bitti artık nereye geçiyoruz 242. sayfamıza geçiyoruz gençler f fonksiyonu grafiği orijine göre G fonksiyonu grafiği y eksenine göre simetriktir denilmiş. Şimdi orijine göre simetrikse f tek fonksiyondur. G fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrikse g fonksiyonu da çift fonksiyondur. Çift fonksiyonsa mesela ben g eksi 20'nin g 20'ye eşit olduğunu bilirim. Buradaki f eksi 10'un da eksi f 10'a eşit olduğunu bilirim. Şöyle eksi f 10. Tamam. Şimdi üst tarafı yazıyorum. f 10 artı g 20. Alt tarafı yazıyorum. G20 eksi eksi F10 artı F10 yapar. Değil mi? E şimdi bakıyorsun pay bu payda da bu e eşit birbirine o zaman cevap nedir? Tabii ki de 1'dir. Tamam geldi Geldik 51'e. Çift fonksiyon vermiş bize. Çift fonksiyonda x küplü terimin işi ne? İkisi terimin işi ne? X üzeri 1'in. Yok. O zaman a kaçtır? A kesinlikle 3'tür. Burası gider. B kaçtır? Eksi 5'tir. E bu da gider. Bu da gitti. Bay bay. Şimdi fx fonksiyonumuz ne olmuş oldu arkadaşlar? 2x kare. A kere b kaç? 3 kere eksi 5. Eksi 15. 1 ekle eksi 14. İşte benim fx fonksiyonum bu. Benden istenen f a artı b. Yani a ile b'yi topla. Eksi 2. O zaman f eksi 2 isteniyor benden. E yazalım o zaman f eksi 2 eşittir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. 2 kere 4 8 yapar. 8 zaman çıkarırsam çıkarırsan cevap eksi 6'nın ta kendisi gelecektir. 52. kazanın bakış. Hadi bakalım. <laughs> Tek fonksiyonmuş abi bu. O zaman şöyle diyelim. fx fonksiyonu eşittir. Eşittir demeyim. Eksi 5x küp diyelim. Eşittir. 20x. Şimdi f eksi x neydi? Tek fonksiyon oluyorsa eksi fx'e değil mi? O zaman eksi 4 tane fx yapar burası. Artı e, 3a eksi 15. X'i yok bunun. X'i yoksa burada bir x üzeri 0 mı vardır? E, x üzeri 0 varsa tek fonksiyon nasıl olacak? Yani tek fonksiyonla kurulmuş bir sistem var. Burada da sabit sayıdan bahsediyor. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O halde 3a eksi 15 kaçtır? Hop 0'dır. Yani a kaçtır? 5'tir. Ve yani burası da sıfırmış. Güzel. Şu eksi 4fx'i şu tarafa sallasak ne olur? Hocam 5fx olur. Eksi 5x küpü de bu tarafa alırsam 5x küp artı 20x gelecektir. Her iki tarafı 5'e bölecek olursam da fx eşittir. x küp artı 4x gelir. fx'i buldum ben tek fonksiyondu ve tek fonksiyon biçiminde bir fx elde ettim. Benden fa istenmiş. Ben a'yı 5 bulmuştum. a'yı 5 bulmuştum. Yani f5 isteniyor benden. f 5te de 5'in küpü 125. 4 kere 5 20 yapar. Toplayınca 145'in ta kendisi gelir. Doğru cevabımız 145'ti. 53. kazanın bakıştayız artık. Diyor ki a'dan ve 7'den kapalı aralık. a7 kapalı aralığı an reel sayılara tanımlanmış bu fonksiyon ve bu fonksiyon çiftmiş arkadaşlar. Çiftse x küplü terimin burada ne işi var diyeceğim ben. Böyle bir sorgulama içerisine gireceğim ve diyeceğim ki x küpü yok etmem gerekiyor. Demek ki b kaçmış? 1. B1 ise şurası zaten 0 oldu. Güzel. Şimdi fx fonksiyonumuzu nasıl yazmamız gerekiyor o halde? x kare e, a'yı bilmiyorum. Şimdi hocam çift fonksiyon olabilmesi için y eksenine göre simetrik olmayacak mı? Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Yani benim fonksiyonumun 5 için bir görüntüsü varsa Eksi 5 için de bir görüntüsü olmak zorunda 3 için bir görüntüsü varsa Eksi 3 için de bir görüntüsü olmak zorunda Yoksa simetrik olmaz y eksenine göre Yani Bu fonksiyonun Tanım kümesinde en büyük eleman 7 ise En küçük eleman eksi 7 olmak zorunda A eksi 7 imiş işte Eksi 7 ise 2 kere eksi 7 Eksi 14 yapar bir daha çıkardım eksi 15 geldi X kare eksi 15 oldu mu? Oldu. O halde F A kere B sorulmuş. B 1'di. A eksi 7. Yani F eksi 7 mi sorulmuş? F -7. eksi 7. Eksi 7'nin karesi 49. Ben bundan 15'i çıkarırım. 34 bana cevabın ta kendisini verir. Tamam. 34'ü bulduk. Şimdi 242. sayfamızın sağ üst tarafına geçince ne göreceğiz? Parçalı fonksiyon. Ve ne demiştim videonun başında? Bu diğer videonun konusu. Tamam. Parçalı fonksiyonu bir diğer dersimizde işleyeceğiz gençler. Valla şöyle söyleyeyim. Ee, olabildiğince çok çeşit örnek göstermeye çalışıyoruz illa Tamam kazanın bakış. Ama bu kazanın bakış da dipsiz bir kuyu. Yani sordukça sorabilirsin ama bir yerde bitmesi lazım. Ki bitecek. ÖSYM bakış. Asıl dipsiz kuyu orası. Asıl kara delik orası. O fonksiyonlarla alakalı. Yani bugünden itibaren ömrümün sonuna kadar farklı sorular yazmak istesem yazarım. Her gün bir farklı soru yazılır illa kezilir. Yani bunun ucu bucağı yok gençler. İlla de hani şunu söylemek istemiyorum ben. Ee, arkadaşlar bu kitaptaki sorular yeterli değil. Daha farklı kitap bunu söylemek istemiyorum. Yani böyle bir şey değil bu. Ama dipsiz kuyudur. Sen o dipsiz kuyuda kendini çok rahat hissetmek istiyorsan şunu yapacaksın. Fonksiyonu çok iyi öğreneceksin. Ve Hani madem her türlü örneği görememe gibi bir şeyim var, olayın var, böyle bir gerçek var, bu gerçekle yüz yüzeyiz. O zaman şunu diyeceksin sen. Ben öyle güzel fonksiyon bilmeliyim ki karşıma hangi tarzda soru çıkarsa çıksın, hangi tipte soru çıkarsa çıksın ben hepsini çözebilirim zaten. İşte bu cümleyi söyleyebildiğin an fonksiyon senin için mazi olmuştur. Ve bu cümleyi söyleyebildiğin an AYT matematik konularına logaritmasıymış, dizesiymiş, trigonometrisi, limiti, sürekliliği, türevi, integrali senin için var ya vız gelir tırız gider. Sakın az söylediğimi unutma. Fonksiyon bizim için değerli. Adam akıllı fonksiyona çalışacaksın. Sonraki video için sözleşelim. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.